Merhaba, Helim ben. Veteriner hekimlikte lazer kullanımı konusunu size ben anlatacağım. Öncelikle lazer nedir? Bundan bahsedeceğim. Daha sonra lazerlerin veteriner hekimlikte kullanım alanları, hangi hastalıklarda lazer tedaviden faydalanıyoruz? Biyolojik etkileri neler ve lazeri daha güvenli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Lazer atomlarının yayılması sonucu elde edilen radyasyondan kaynaklanan ışın kuvvetlendirilmesi anlamını taşıyor. Soft ve cerrahi olarak ikiye ayırıyoruz. Soft olanlar daha çok tanı ve tedavi amaçlı kullanılıyor. Cerrahi olanlar daha çok cerrahi operasyonlarda kullanılıyor. Endi yakdiyot veya karbondioksit gibi çeşitlerimiz var. Lazer cihazların dalga boyu, genlik ve faz bakımından uyumlu ışık veren kaynaklar ya da en uç mor ötesi kaynaklardan kızıl ötesi ışıklara kadar değişen bir optik spektrumda yer alarak kararlı elektromanyetik ışın ve dolayısıyla enerji yayan bir aygıt olarak tanımlanıyor. Aygıt bu şekilde. Bu cihaz, daha doğrusu bu uç, lazer ışığının çıktığı uç. Bu kablo buraya bağlanıyor. Acil durumlarda bu butona basarak durdurabiliyoruz. Arkada güç kablosunun bağlandığı bir yer var. Buradan da voltajı ayarlayabiliyoruz. Veteriner hekimlikte lazer kullanımı aslında çok uzun geçmişlere dayanmıyor. Tanı ve tedavi amaçlı kullanılıyor bu dönemde. Her geçen gün teknoloji ve denemelerin, uygulamaların artmasıyla son yıllarda lazer kullanımı veteriner hekimlikte yaygınlaşıyor. Boya, gaz, katı, yarı iletken, kimyasal, metal buharlık gibi türleri mevcut. Bu kadar fazla tür çeşitliliğinin olması aslında hem cerrahi anlamda hem destekleyici tedavi ve destekleyici uygulamalar anlamında alanda yer almasını sağlıyor. Veteriner hekimlikte ilk olarak cerrahide kullanılmaya başlanan, sonraları insanda kullanımına benzer uygulamalarda kullanım alanı oldukça genişleyen lazerlerin uygulama alanlarına uygun çeşitlerin oluşu ve kolay kullanılabilen küçük boyutlarda olması nedeniyle maliyeti azalıyor ve veteriner hekimlikte daha rahat kullanılabilir hale geliyor. Son 5 yıl içerisinde de kliniklerde kendisine yer edinmeye başlıyor. Bu da cihazın başka bir türü az önce gösterdiğim dışında. Peki lazerden hangi hastalıklarda faydalanabiliriz? Akut veya kronik ağrılı hastalıklar yani incinme, burkulma, arı sokmaları, yılan ısırıkları gibi hastalıklarda. Bunun dışında akut veya kronik yangısal hastalıklar yani akciğer hastalıkları, bağırsak hastalıkları ve türevleri gibi. Dental hastalıklar yani diş eti veya işte diş çekimi, diş operasyonları, ağız içi operasyonlar daha çok. Operasyon sonrasında da rehabilitasyon amaçlı ya da yaraların daha hızlı iyileşmesi amaçlı kullanıyoruz. Lazer tedavinin biyolojik etkileri neler peki? Doku onarımını ve hücre büyümesini hızlandırıyor. Hücrelerin daha hızlı bölünmesini de sağladığı için aslında daha hızlı bir yara iyileşmesi sağlıyor. Bunun dışında damarları genişleterek antiödemik bir etki yaratıyor ve sinir uçlarını uyararak ağrı kesici bir etki yaratıyor. Metabolik aktiviteyi hızlandırıyor, sinir hücrelerinin iyileşmesini hızlandırıyor, akupunktur noktalarını uyarıyor. Bu gibi özellikleri var. Peki lazeri daha güvenli nasıl bir şekilde kullanabiliriz? Lazerin çeşitlerine göre renkleri değişiyor. Bu renklere göre de aslında gözlük takmamız gerekiyor gözlerimizin zarar görmemesi için. Ayrıca lazer kullanırken kullandığımız kişinin vücudunun derisinin veya tüylerinin kuru olması gerekiyor. Çünkü lazer ıslak zeminlerde sorunlar yaratabiliyor hasta açısından. Bunun dışında yüksek voltajlarda kendi derimizi aniden lazerle buluşturmamamız gerekiyor. Yanık gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu cihazların kullanılması için belli pedallar var bu yerde. Bununla cihazı kullanan kişinin erişebileceği bir yerde olması gerekiyor. Çünkü diğer insanlar erişirse bu pedala kullanılmaması gereken yerlerde veya sorun olabilecek yerlerde yanlışlıkla problemler yaratılmasına sebep olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kullandığım kaynakları da buraya bıraktım. İsterseniz daha detaylı olarak buradan da bakabilirsiniz. İyi günler.
Merhabalar arkadaşlar. Bugün fotoğraf makinelerinin parçaları ve özellikleriyle ilgili konuşacağız. Bunu yapmadan önce bir fotoğraf kamerasının en önemli parçalarının neler olduğuna bakalım. Kameralar üç temel parçadan meydana gelmektedir. Görüntüyü algılayan objektif, algılanan görüntüyü sinyale çevirip kaydeden gövde ve çekilen görüntünün görünmesini sağlayan bakaç. Objektif, fotoğraf makineleri ve kameralarda görüntü toplamaya yarayan iki tarafı açık tüplere objektif denir. Objektifler birden fazla mercek içerir. Mercek ise bir tarafı küresel, diğer tarafı düz bir yapıya sahip olan camdan yapılmış saydam cisimlerdir. Objektifin ana görevi mercekler sayesinde dış dünyadan topladığı görüntüleri kameranın gövdesine ulaştırmaktır. Objektifin en önünde bulunan parça mercektir. Amatör çekimler için kullanılan makinaların objektifleri kameranın gövdesine sabit durumdadır. Bu objektiflerin yerine yenisinin ikame edilmesi mümkün değildir. Amatör makinalarda çok fazla ayar düğmesi de bulunmaz. Profesyonel kameralarda ise objektifler takılıp çıkarılma özelliğine sahiptir. Profesyonel makinalardaki objektiflerde bazı ayarlar için 3 tane halka adı verilen bölüm vardır. Buna bilezik de denebilir. Bunlar netlik, zoom ve diyafram halkalarıdır. Kameraların netliği otomatiği ayarlıyken en yakındaki nesneyi en geniş görecek şekilde çalışır. Birinci resimde burada söylediğimiz objektifin en önünde bulunan parça mercektir. İlk resimde bir objektifin önünde bulunan merceği görmekteyiz. İkinci resimde burada ilk başta söylediğimiz iki tarafı açık tüplere objektif denir. İkinci resimde bunu açıklamaktayız. Üçüncü resim ise birden fazla boyut ve şekilde objektifin olduğunu bize göstermektedir. İkinci maddemiz olan gövdeye geldiğimizde görüntünün işlendiği ve kaydedildiği bölüme kameranın gövdesi denir. Objektiften aldığımız görüntüyü mercekler sayesinde gövdeye ulaştırır ve burada elektronik sinyaller sayesinde görüntüye dönüştürürüz. Işığın girdiği tek yer objektiflerdir. Gövde, üzerinde batarya, objektif ve bakaç yer almaktadır. Ayrıca hafıza birimi de bulunabilmektedir. Kameralar, insan kullanımına uygun olarak üretildikleri için gövde kısımlarının üstünde bir taşıma sapı yer alır. Bu sap kameranızı dengeli ve düzgün bir şekilde tutmanızı sağlar. Bu sayede çekimleriniz daha net olacaktır. Omuzda yapılan çekimler için ise kameranın altında yumuşak plastik bir malzeme yer almaktadır. Bu malzeme hem omzunu rahatlatır hem de görüntünün daha net olmasını sağlar. İlk resimde bakaç hafıza birimi görülmektedir. İkinci resimde ise kameramızın bataryası görülebilmekte. Üçüncü resimde ise şurada gördüğünüz gövde kısmı objektif bulunmaktadır. Üçüncü maddemiz olan bakaç, yani vizöre geldiğimizde çektiğimiz görüntüyü görmemizi sağlayan kamera üzerinde yer alan küçük monitöre bakaç denir. Genelde sol tarafta yer alır. Gözümüze zarar vermemesi için bakaçların üzeri lastik şeritlerle kaplanmıştır. Görüntüye yoğunlaşmak ve daha net görebilmek için bakaçtan bakarken bir gözün kapatılması daha iyi olacaktır. Bakaçın üzerinde yer alan lastiğin hemen altında yer alma halkası dioptri bulunmaktadır. Bu halka göz problemi olanların gözlük kullanmadan da elde ettikleri görüntüyü net olarak görmelerini sağlar. Bakaçların ekranda çeşitli semboller ve yazılar yer almaktadır. Bu semboller ve yazılar verilen uyarı sinyallerini takip etmeye yarar. İlk resimde gördüğünüz gibi bakaç görülmekte. İkinci resimde ise objektiften gözümüze gelen kadar, yani bakaca kadar ışığın görüntünün izlediği yol görünebilmektedir. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Veteriner Fakültesi Temel Bilgi ve Teknoloji Dersi 1. sunumuma hoş geldiniz. Ben İbrahim Halil Işıklar. Size bellek rem özellikleri ve seçiminden bahsedeceğim. Birinci olarak bellek rem nedir? Bellek bilgisayarı oluşturan 3 ana bileşenden biridir. İşlemcinin çalıştırdığı bilgisayar programı, programlar ve programa ait bilgiler bellek üzerinde saklanır. Bellek geçici bir depolama alanıdır. Bellek üzerindeki bilgiler güç kesildiği anda kaybolurlar. Belleğe genellikle random access memory, rastgele erişimli bellek ifadesinin kısaltması olan RAM adı verilir.
Bu ad bellekte bir konuma rastgele ve hızlı bir şekilde erişebildiğimiz için verilmiştir. Bellek yongaları donanım üzerine çift taraflı yani 2 ve 2'nin katları olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu nedenle kapasiteleri her zaman 2'nin katları şeklinde olmaktadır. İkinci olarak ise bellek RAM çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Birincisi DRAM. Bu bellek bilgi alışverişi sağlayabilmek için elektrik sinyallerini kullanır. Bu nedenle bu de sürekli yenilenme ihtiyacı duyar. Bir saniye içerisinde binlerce kez yenilenir. Ancak buna rağmen CRAM'den daha yavaştır. İkinci olarak CRAM. Bu bellek DRAM'de olduğu gibi bilgileri tutabilmek için yenilenmeye ihtiyaç duymaz. Bu yüzden ona oranla daha hızlı ve pahalıdır. Üçüncüsü SDRAM. SDRAM işlemci ile eş zamanlı olarak çalışan bir RAM türüdür. İşlemciyi daha az beklettiği için daha sık tercih edilir. Dördüncüsü DDR RAM. SDRAM belleklerden iki kat daha hızlıdır. Her bir saat darbesinde iki bilgi okur. Bu bellekler grafik ağırlıklı işlemlerde çok başarılılardır. 64 bitlik veri yolu kullanırlar, daha az enerji harcarlar ve fiyat olarak da SDRAM'den çok da farklı değillerdir. Beşincisi DRDRAM. 16 bitlik bir veri yolu kullanılır ve ilk defa dar bir veri yolundan yüksek hızlar bu RAM'de elde edilmiştir. Günümüzde kullanılan en son teknolojidir. 1,6 GB bölü saniye hızındadır. Üçüncü başlığımız RAM seçerken dikkat edilmesi gerekenler. Birinci olarak yeni bir bellek alırken ilk olarak bilgisayarınızın anakartı ile olan uyumuna dikkat etmeniz gerekir. İkincisi, mevcut sisteme RAM takviyesi yapmayı düşünüyorsanız takviye RAM'lerin kullanmakta olduğunuz RAM'lerle aynı frekansta olması gerekir. Üçüncüsü, bellekteki ısınma performansa negatif yönde etki gösterebilir. Bu yüzden soğutuculu RAM tercih etmeniz önerilir. Dördüncüsü, RAM alırken en yüksek garanti süresine sahip firmayı seçmelisiniz. Beşinci olarak bilginin gecikme süresine de alırken dikkat edilmelidir RAM bellekte. Altıncı ve son olarak RAM alırken işlemcinin kaç kanal bellek desteklediğine dikkat etmelisiniz. Sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Selamlar. Bugün sizlere ödev konum olan hard disklerin özellikleri ve hard disk seçimi hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle hard disk nedir? Hard disk veya sabit disk, kısaca HDD, veri depolanması amacıyla kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır. Önceleri büyük boyutları ve yüksek fiyatları nedeniyle sadece bilgisayar merkezlerinde kullanılan sabit diskler, cep telefonları ve sayısal fotoğraf makineleri içine sığabilecek kadar küçülen boyutları ile gündelik hayatımıza girmişlerdir. Sabit disklerin en yoğun kullanım yeri bilgisayarlardır. Ses, görüntü, yazılımlar, veri tabanları gibi büyük miktarlarda bilgi gerektiğinde kullanılmak üzere sabit disklerde saklanır. Günümüzde sabit diskler veri aktarımında son derece hızlanmış olsalar da elektromekanik yapıda olduklarından RAM'lere göre yavaştırlar. Bilgisayarda bu sebeple yardımcı ve kalıcı bellek olarak kullanılırlar. Burada hard disk fotoğrafını görüyorsunuz. Peki hard diskin çalışma prensibi nasıldır? Hard disklerin içerisinde bulundurduğu teknoloji ise oldukça basittir. HDD içerisinde bir dönem mil bulunur. Bu mil üzerine yerleştirilmiş manyetik plakalar mil yardımıyla sürekli bir dönüş sağlar. Bu dönme esnasında veriler okuma yazma kafası dediğimiz bir araç ile diske aktarılır ya da okunur. Bu kafa disklere çok ama çok yakındır. Ancak kesinlikle bir temasta bulunmaz. Zira diskin çizilip bozuk sektörler oluşturmasına sebep olabilir. Standart bir HDD bu şekilde çalışır.
Peki hard disk edinirken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bir hard disk satın alınırken ilk bakılacak şey kesinlikle depolama kapasitesi olmalıdır. Sizin ihtiyacınıza göre ne kadar bir depolama alanı gerekliliği olduğuna bakıp buna karar vermelisiniz. İkincisi ise kesinlikle hızlı bir veri akışı için dönüş hızına bakmalısınız. Üçüncü bakılacak şey ise track yani iz başına sektör sayısına bakılmalıdır. Dördüncü bakmanız gereken önemli özellik ise hard diskin erişim süresidir. Beşinci kısımda dahili veri transferine bakılmalıdır. Son olarak da bağlantı türlerine yani hard disk üzerinde kullanılan ara birime bakılarak hard disk seçilmelidir. Son hard disk teknolojisi HARM nedir? Hard disk üreticileri özellikle sabit disklerin önünü açmak için bir takım çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında en önemli adım ise yeni teknolojilere ayak uydurulmasıdır. Şu anda piyasada bulunan SSD'ler son teknoloji ürünü olarak görünmektedir. Bunun sebebi olarak da hard disklerin bir süre içerisinde kapasite sınırına ulaşacak olmasıdır. Peki böyle bir şey olunca HDD üreticileri ne yapacak? Üretim elbette iptal olmayacak ancak Seagate firmasının açıklamasına göre önlerinde iki adet yol bulunuyor. İlk yolu yeni bir medya kalıp teknolojisi ya da ısı yönlendirmeli manyetik kayıt teknolojisi. Yani HARM denilen yeni teknoloji. HARM teknolojisinin daha avantajlı olma sebebi verilerin birbirine çok daha yakın yazılmasına imkan sağlamasıdır. Açıkça söylemek gerekirse 2020 ile 2025 yılları arasında HARM teknolojisiyle 200 ila 300 TB hard diskleri piyasada rahatlıkla görebiliriz. Kaynak olarak gelgez.net ve Wikipedia'yı kullandım. Ben Furkan Azak. Numaram 201-701-025. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Mısra Borsaken. Bugün size ekran kartı seçimi ve özelliklerini ben anlatacağım. Ekran kartı, monitörünüzün size gösterdiği bütün görüntülerin oluşmasını sağlıyor. Yani oluşturulduğu parçadır. Ekran kartı, dediğim gibi işte bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan biri. Sizin slide'dan da okuyacağım. Sağda gördüğünüz ekran kartı. Ekran kartının gücüyle doğrultu olarak işlenen veriler sayesinde daha yüksek grafikli oyunlar ve daha yüksek performans elde edebiliyoruz. Yani ekran kartı görüntü vermesinin yanı sıra aslında daha yüksek performans oyunlar da yardımcı oluyor. Ve monitörde gördüğünüz ne varsa ekran kartı tarafından işleniyor. Sonrasında monitöre aktarılıyor. Yani cidden önemli bir bileşen. Ayrıca kimi sistemlerde paylaşımcı ekran kartı bulunur. Bunlar da grafik işlemcisi CPU'nun içinde bulunur ve içindeki belleği ortak olarak kullanırlar. Oyun tutkunları, grafik işleriyle uğraşan kişiler, en detay şeyleri görmek isteyen insanlar ise paylaşımsız ekran kartını kullanırlar. Neyse. Günümüz ekran kartları için GPU üreten iki büyük firma bulunmaktadır. Ve bu iki büyük firma aralarında rekabete girdikleri için her geçen gün GPU mimarları daha da güçleniyor ve kapasitelerini arttırıyorlar. Şimdi ekran kartı seçimini anlatacağım. İlk etapta yapmanız gereken şey ne kadarlık bir sisteme ve ekran kartına ihtiyacı olduğunuzu belirlemek. Ondan sonra önemli nokta, sistem için seçmiş olduğunuz yeni bir ekran kartı eğer zıt yönlerde ise yeni bir ekran kartı almak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden zıt yönlerde olmaması gerekiyor ve sisteme dahil etmeyi düşündüğünüz bir ekran kartına ilk dikkat etmeniz gereken şey aslında ekran kartının boyutu. Satın almak istediğiniz ekran kartının teknik özelliklerine de iyice bir bakmanız gerekiyor. Eğer seçtiğiniz ekran kartı yüksek enerji ihtiyaç duyuyorsa mutlaka ekran kartınızı kaldırabilecek bir güç kaynağı almanız gerekiyor. Ve ikinci bir önemli nokta ise anakartların üzerinde yer alan slotlar. Ekran kartları için gereken slotları mutlaka alacağınız ekran kartına uyumlu olması gerekiyor. Ve bu kadar. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere RAM özellikleri ve seçiminden bahsedeceğim. Öncelikle RAM nedir diyelim. RAM, Random Access Memory, yani Türkçe çevirisiyle birlikte rastgele erişimli bellek demek. RAM bir bilgisayarın okuma yazma yapabilen en temel ve en hızlı depolama birimidir. RAM geçici depolama yaptığı için belleğe verilen enerji kesildiğinde, yani bilgisayar kapatıldığında kaydedilen tüm veriler silinir. Zaten bilgiler kalıcı olarak depolanmadığı için bellekler çok yüksek veri aktarımına sahiptir. RAM seçimine de gelecek olursak, RAM seçiminde 4 önemli kriterimiz var. Bunlardan birincisi işlemci özellikleri, ikincisi slot sayısı, üçüncüsü kapasite belirleme, RAM kapasitesini belirleme, dördüncüsü ise CIS hızı ve çalışma voltajı. İşlemci özelliklerinde alınacak RAM belirlenmeden önce bilgisayarımızda bulunan işlemcimizin RAM kapasite sınırını bilmemiz gerekmektedir. Yani yanda gördüğünüz gibi 8 GB maksimum bellek boyutu olan bir işlemciye 16 GB boyutunda bir RAM takamayız. Aynı zamanda DDR3 800 ve 1066 MHz hızında çalıştırıyormuş buradaki işlemci. Yani buna daha yüksek hızda RAM takarsak çalışır ama 1066 MHz hızını geçemez. Slot sayısına bakacak olursak şu yanda gördüğünüz 4 farklı slot var. Bunlar anakartta bulunur. Anakartta RAM'e oturttuğumuz belirli yuvalardır bunlar. RAM almadan önce bilgisayarımızda bulunan bu yuvaların hangisinin boş, hangisinin dolu olduğunu kontrol etmeliyiz. Burada CPU-Z adlı programdan slot 1 ve slot 2'nin dolu olduğunu görebiliyoruz. Kapasite belirlemede aynı görsellerden faydalanacağız. Görsellerde frekans 2'ye bölünmüş şekilde görüyoruz. Module size kısmında ise bellek kapasitesini belirtiyor bize program. Peki 2 tane slotumuz var ve 8 GB kapasitede bellek takabiliyoruz. Tek bir slota 8 GB takabilir miyiz diye soracak olursanız hayır, takamayız. 2 slotumuz varsa işlemcimizin kaldırabileceği maksimum RAM miktarının yarısını bir slota takabiliriz sadece. Yani bir slota 4 GB RAM takabiliriz. CIS hızı ve çalışma voltajında ise CIS hızının ne olduğunu önce bilmemiz lazım. Bu RAM'in gecikme süresi olarak bilinir. Bu değer RAM'in veriyi pinlere iletme süresini belirler ve bu yüzden bu değer ne kadar küçükse RAM o kadar hızlıdır. Bunu ürün seçerken genellikle nanosaniye birimiyle 6 nanosaniye 11 nanosaniye arası bir değerde görürüz. Bu değer ne kadar düşükse belleğiniz o kadar hızlıdır. Oyun ve programlarda işlem hızını etkileyen bir diğer faktör ise belleklerin çalışma gerilimidir. RAM'ler genellikle 1.5 volt değerinde çalıştırırlar ve bunu da CPU-Z görsellerimizde voltaj kısmından görebiliyoruz. Çok yüksek bir performans istiyorsanız çalışma gerilimini 1.35 volt olan RAM'leri tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Merhaba, ben Melihanur Salgara. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1. sınıf Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Bugün sizlere bilgisayar yazılım bakımının ne olduğunu, önemini ve türlerini anlatacağım. Başlayalım. Bilgisayarınıza bakım yapmak daha hızlı çalışmasını ve daha verimli çalışmasını sağlar. Birçok bilgisayar kullanıcısı bilgisayar bakımının nasıl yapılacağını bilmediği için bilgisayarlar yavaşladığı zaman yeni bir tanesini satın alma yolunu seçiyorlar. Halbuki düzenli bir şekilde yapacağınız bakım yöntemleri sayesinde bilgisayarınızın ömrünü uzatabilir ve böylece ekstra masraf ve harcamalardan kurtulmuş olursunuz. Peki yazılım bakımı dediğimiz şey ne? Yazılımın hatalarını gidermek, performans ve diğer özelliklerini iyileştirmek ya da farklı bir ortama uyarlamak gibi gereksinimlerin bütünsellik içinde maliyet etkin olarak karşılaması ve desteğinin sağlanması olarak tanımlanabilir.
Yazılım geliştirme amacı kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak için bir ürün sağlamak olduğu kadar bu ürünü sürdürebilir, güvenli ve güvenilir kılmaktır. Nedenleri aslında amacıyla aynı kapıya çıkıyor. Hani bir bilgisayarı aldığımız zaman bunu uzun vadede kullanırız. Hani bir iki ay için bilgisayar almayı sonuçta. O yüzden sistemi sürekli çalışır ve erişilebilir durumda tutmak isteriz. İşte zorunlu güncelleştirme desteğini sağlamak isteriz. Bizim ihtiyacımız doğrultusunda değişim isteklerini sağlasın isteriz ve benzeri. En sık kullanılan bakım yöntemleri, disk birleştirme, sistem kayıt defterlerini temizleme, gereksiz dosyaları ve çift dosyalarını silme, tam olarak kaldırılamamış ve silinmemiş uygulamaları temizlemek, sürücü güncellemelerini kontrol etmek, internet tarayıcınızla ilgili verileri ve çerezleri temizlemek, cihaz sürücüsünü güncelleştirme, görev çubuğundan aygıt yöneticisini seçiyoruz, sağ tıklayıp veya basılı tutup güncel sürücü yazılımını otomatik olarak arayı seçtiğimiz takdirde sürücümüz güncellenmiş oluyor. Eğer bu şekilde sürücü bulunmazsa cihaz üreticisinin web sitesinde bir sürücü arayıp yükleme önergelerini izleyebilirsiniz. Video üzerinden tekrar edeceğim biraz. Sağ tıkladık. Aygıt yöneticisini seçtik. Ondan sonra hangisini güncellemek istiyorsak o doğrultuda ilerleyeceğiz. Ona sağ tıklayıp otomatik olarak ayarlayı seçeceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde sistemimiz güncellenmiş olacak. Gereksiz dosyaları silme. Bilgisayarı ne kadar uzun süre kullanırsak diskte o kadar gereksiz, geçici veya çift dosyalar birikir. Bu dosyalar yer kaplayarak bilgisayarın daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu dosyaları silerek veya birleştirerek bilgisayarın performansını kolayca hızlandırabilir veya yeni dosyalar için yer açabiliriz. Bu saydığım bakım türlerini yapan uygulamalarımız var. Zaten çoğuna aşinayız sonuçta, hani telefonlarımızda da kullanıyoruz. Cleaner aşina olduğumuz bir program, ücretsiz bir program. Diskinizde bulunan gereksiz dosyaları temizler, kayıt girdilerini temizler. Onun dışında hızlı bir şekilde sistemi optimize edebiliriz bu uygulama sayesinde. Ne buna muadil olarak gösterebileceğimiz, yani buna benzer ücretsiz bakım programlarımız var. Slide'da gördüğümüz gibi Advanced System Care. Hepsi genel olarak Selim Cleaner genel olarak sistemi optimize edip gereksiz dosyaları silmeye işe yarıyor. Düzenli olarak hani biz bunu unuttuğumuz takdirde bilgisayarımızın yazılım bakımını bu uygulamalar yapıyor. Bu sayede bilgisayarımızı daha uzun vadede daha hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dizüstü bilgisayarın özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Bu bilgileri çok basit bir şekilde, yani basit bir yorumlarla anlatacağım. Öncelikle bilgileri bilgisayar deneyince akla gelen terimleri anlatacağım. Daha sonrasında da bu terimleri iki bilgisayar üzerinde karşılaştırarak videomuza devam edeceğiz. Terimlerden biri olan RAM ile bu videoya başlamak istiyorum. RAM, bilgisayar ve telefonlarda akla ilk önce gelen özelliklerden biridir. RAM deyince aklımıza direkt hız gelir. Yani RAM'in ne kadar iyi olması ve yüksek olması bilgisayarın o kadar hızlı ve telefonun bilgisayar ve telefonun o kadar hızlı ve daha kullanışlı olmasını sağlar. RAM'in bozulduğunda veya kullanılmadığında uygulamalar ya açılmaz ya da çok yavaş devam eder. Yani böyle bunu anlatabiliriz demin kısacası. Diğer bir özelliğimiz olan ekran kartı. Ekran kartı grafikleri işleyip monitöre yansıtan bir araç, bilgisayarın bir bölümü, en kısa şekilde böyle anlatılabilir. Ekran kartı ne kadar güncel olursa bilgisayarın performansı da o kadar iyi olur. Diğer bir terimimiz de işlemci. İşlemci şöyle bilgisayarın aklı. Yani işlemci verdiğiniz komutları yorumlayan ve yürüten yapı. Yani bilgisayarın aracı. Bu da böyle en basit şekilde açıklanabilir. İşlemcinin ne kadar nesli yüksekse o kadar iyi olur ve performansı da o kadar güzel olur. Diğer bir terimimiz de SSD, yani bellek bölümü. Şimdi iki türlü bellek var. Bir hard disk, bir de SSD.
SSD Solid Station Drive olarak adlandırılıyor. Yani bilgileri daha hızlı okuyup daha hızlı bilgisayar monitörüne sunuyor. Hard diskte de tam tersi daha yavaş okuyor dosyaları ve daha açılması biraz daha kısa, yani uzun sürüyor. SSD'nin mesela alt tab süresi hard diske göre daha az. Yani bu yönden SSD yeni nesil olduğu için SSD'nin bilgisayarda olması daha iyi. Bundan anlattık. Diğer bir terimimiz de FPS. FPS saniye başına kare. Bu terimlerden biri de Hertz. Hertz monitörle alakalı. Hertz monitörün saniye başına verdiği kare sayısı oluyor. Mesela 60 Hertz bilgisayarla 144 Hertz bilgisayar arasında bir bilgisayar saniyede 60 tane görüntü verirken diğer bilgisayar saniyede 144 Hertz saniyede 144 görüntü veriyor. Yani yüksek olan bilgisayarı şöyle açıklayabilirim. Kasmaz, yani daha hızlı akar bilgisayar, daha hızlı devam eder. 60 Hertz'likte de biraz kasar, biraz yatla, ona göre daha yavaş hareket eder. Bunu da böyle açıklayabilirim. Bir diğer konumuzda baktım şöyle. Başka bir terimimiz kalmamış. Yani videomuzda şimdi iki bilgisayar hakkında karşılaştırarak devam edebiliriz özelliklerimizi. Şimdi bilgisayarlarımızın özellikleri hakkında birkaç bilgi vereceğim. Daha sonrasında karşılaştırmamıza devam edeceğiz. Sağda görmüş olduğunuz Monster Notebook. Soldaki de Asus. Bu Monster yaklaşık 2 aylık bir PC. Soldaki Asus da yaklaşık bir 8 senelik bilgisayar. Şimdi bunların özellikleri hakkında biraz bilgi vereceğim. Daha sonrasında oyunda da veyahut performans açısından da örnekli olarak göstereceğiz. Sağdaki bilgisayarımızın özelliklerini söyleyecek olursam. Sağdaki bilgisayarımızın işlemcisi i5 10. nesil. 10. nesil bir bilgisayar. Ekran kartı GTX 1650 Ti. RAM'i 16 GB. SSD'si 250 GB. Monitörü de 144 Hz. Solda görmüş olduğumuz Asus'ta işlemcisi i5 4. nesil. RAM'i 6 GB. Monitörü 60 Hz. Bunun hafızası hard disk. Bununki SSD'ydi. Bunun hard diski de 1 TB'lık. Şimdi oyunların üstündeki oyunun içindeki performansını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi sağdaki bilgisayarımızın performansına bakacağız. Bilgisayarımız yaklaşık 300 FPS alıyor. Sağdaki Monster bilgisayarımız, yeni 2020 bilgisayarımız. Soldaki Asus yaklaşık 8 senelik olan bilgisayarımızda yaklaşık 70 FPS almaya çalışıyor ama 68-65 kusurda devam ediyor. Yani FPS görüntü başına kare demekti. Yani FPS ne kadar yüksekse oyunda düşmanı görmek, düşmanı daha hızlı görüyor yani. Diğer benden soldaki bilgisayar düşmanı bir saniye geç görüyor. Sağdaki bilgisayar bir saniye erken görüyor. Yani bu da daha önce öldürmesine neden oluyor. Dizüstü bilgisayarın özellikleri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Yani basit bir şekilde anlatmaya çalıştım kendi bildiğimce. Yani herhangi bir hatam olduysa affola. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar, ben Gizem. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bilgisayar donanım bakım işlemleri hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle bilgisayar donanımları hakkında ufak bilgiler vermek istiyorum. Bilgisayar donanımları: mikro işlemci, anakart, bellek, hard disk, monitör, ekran kartı, klavye, fare, disket sürücüsü, kasa, multimedya özellikleri, fax, modem kartı. Mikro işlemci: bu parça bilgisayarın beynidir ve mikro işlemciden izinsiz hiçbir işlem yapılamaz. Anakart: anakart, bilgisayarın içinde ya da dışında yer alan tüm parçaların ve donanımların birbirine bağlandığı ve yine birbirleriyle iletişim kurarak koordineli bir biçimde çalışmalarını sağlayan elektronik devrelerden oluşan bir iskelet donanımdır. Bellek: bilgisayar bilgileri hard diskte saklar. Ancak bunlar üzerinde işlem yapmak onları daha hızlı belleğe alır. Belleğin teknik ismi RAM'dır. Hard disk: bilgilerinizi kalıcı olarak saklayacağınız yer hard disktir. Bu ne kadar büyük ise o kadar çok bilgi saklayabilirsiniz. Monitör: monitör ve alternatif olarak isimlendirdiğimiz görüntü ekranı, bilgisayar ve benzeri cihazlardan görüntüyü aktarmamıza yardımcı olan dijital görüntü cihazlarıdır. Ekran filtresi: monitörün önündeki radyasyon etkisini en aza indirmek için kullanılır. Disket sürücü: disket, bilgisayardaki bilgiyi taşımak için kullanılan manyetik araçtır. CD-ROM sürücü: CD-ROM sürücüler yüksek kapasiteli CD'leri okumak için üretilmiştir. DVD-ROM sürücü: DVD-ROM sürücü, DVD-ROM, CD-ROM veya müzik CD'lerinde bulunan çoklu ortam dosyalarını oynatmanızı sağlayan bilgisayar donanımıdır. CD-Writer sürücü: Compact Disk Writer, CD yazıcı, CD-R veya CD-RW üzerine bilgi kaydedebilen aygıttır. Ses kartı: bilgisayarlarda dijital ve analog ses faaliyetlerini yerine getirmekle görevli birim ses kartıdır.
Fax modem kartı. İnternete bağlanmanıza ve fax çekmenize yarayan birimdir. TV radyo kartı. TV kartı bilgisayarda TV izlememizi sağlayan bir donanımdır. Ethernet kartı. Ethernet kartı bilgisayarlarla ağ iletişim kurmasını sağlayan, Ethernet olarak adlandırılan, ağ fiziksel olarak bağlanan ağ ara birim kartıdır. Yazıcı. Bilgisayardaki bilgilerin kağıt üzerinde gösterilmesini sağlayan çıkış birimlerinden en önemli yazıcılardır. 3 sınıfa ayrılırlar. 1 nokta vuruşlu yazıcılar, 2 mürekkep püskürtmeli yazıcılar, 3 lazer yazıcı. Çizici. Çiziciler özellikle grafik çıktıların alınmasında kullanılan aygıtlardır. Genellikle mimarlık ve mühendislik uygulamalarında kullanılır. Tarayıcı. Tarayıcı, şekil, yazı, grafik, resim, proje, harita ve benzeri gibi dosyaları çeşitli elektronik sinyaller üreterek bilgisayarımızın başlangıç ünitesine gönderen bilgisayar ara donanımlarından biridir. Kesintisiz güç kaynağı. Kesintisiz güç kaynakları elektrik sisteminde oluşan aksaklıklardan kritik yük olarak adlandırılan elektrikli cihazları koruyan elektronik bir cihazdır. Profesyonel bilgisayar bakımı nasıl yapılır? Bilgisayarların bakımları sadece donanımsal olarak veya yazılımsal olarak değil, hem donanımsal hem de yazılımsal olarak yapılmalıdır. Biz bugün donanımsal bakımı anlatacağız. Donanımsal olarak bakımını yapabilmek için ilk olarak bilgisayarımızı fişinden çekiyoruz. Kasanızın kapaklarını doğru bir şekilde vidalarını sökerek açın. Yanınızda herhangi bir ıslak veya nemli bez, mendil tarzı bir şey olmamalı. Çünkü bilgisayar aksamı en ufak nemlilikte daha çeşitli sıkıntılar çıkarabilecek bir yapıdadır. İlk bakımımızı işlemcimizi soğutmakta olan fan parçasını yapıyoruz. Fan parçasının vidalarını güzel bir şekilde çıkartın. Elinize bir elektrikli süpürge alın ve fan parçalarına basınç uygulayarak tozun ortadan kalkmasını sağlayın. Bu basınç işlemini power yani güç kutusunun içerisine de uygulamanız gereklidir. Basınç işlemini uyguladıktan sonra elinize bir peçete alın ve kasanızın parçalarını silmeye başlayın. Sonra fan parçasını da temizleyin. Ayrıca fan parçasının soğuttuğu büyük demirin aralıklarını da temizlemeniz gereklidir. Eğer elinizde termal macun var ise işlemci macunu da değiştirebilirsiniz. İşlemcinizin üzerindeki fan parçasını tekrardan yerine takın. Parçanın yerine tam oturması gereklidir. Aksi takdirde işlemci aşırı ısınır ve bilgisayar açılmaz. Sıra geldi RAM ve ekran kartı parçalarının temizliğine. RAM parçalarını çıkartın ve pin kısımlarını güzel bir şekilde temizleyin. Temizleme işlemini okul silgisiyle yaparsanız çok daha faydalı olacaktır. Bu pin kısımları zamanla oksitlenebilmektedir ve bu durumda da ekrana görüntü gelmemesi gibi çeşitli problemler yaşayabilirsiniz. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kasanızı güzelce kapatın ve tekrardan fişe takın. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Bunlar da kaynakçalarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, ben Ahmet Murat. Sizlere Windows bilgisayarlarda disk bölme ve birleştirme işlemlerinden bahsedeceğim. Kısaca anlatmak gerekirse Windows bilgisayarlara yüklenen işletim sistemi diskteki alanı tek bir parça halinde görür. Basit bir anlamda söylemek gerekirse de disk bölme işlemi fiziksel bir diskin birden çok diskmiş gibi yapılandırmamız için gereklidir. Şimdi size kısaca disk bölme işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bilgisayarımızın bu bilgisayar kısayoluna sağ tıklayarak yönet seçeneğine basıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda disk yönetimi seçeneğine tıkladığımız zaman karşımıza tek bir alana sahip C diskimiz çıkıyor. C diskine gelip sağ tıklayarak birimi küçült seçeneğine basıyoruz. Çıkan küçültme ekranında diskimizin ne kadarlık bir alana bölmek istiyorsak onun boyutunu megabayt cinsinden görüyoruz ve birimi küçült ibaresine tıklayıp işlemi başlatıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz yeni alana sağ tıklayarak yeni basit birim seçeneğine basıyoruz. Orada şekilde de görülebileceği gibi karşımıza bir kurulum menüsü çıkıyor. Kurulum menüsünde ileri diyoruz iki defa. Daha sonra sona basarak disk bölme işlemimizi tamamlıyoruz ve bilgisayar menüsüne geldiğimiz zaman orada C diskinin yanında bir E diskinin de olduğunu görüyoruz. Şu an yaptığımız şey fiziksel bir diskin iki ayrı diskmiş gibi görükmesine sebep olan işlemleri gerçekleştirdik. Yani kısaca disk bölme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıradaki anlatımımıza da disk silme işlemini anlatacağım size. Disk birleştirme işlemimiz de aynı disk oluşturma, yeni alan oluşturma işlemlerin adımlarına çok benzemekte. Yalnız birkaç püf noktası var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
Yine bilgisayarımızın bu bilgisayar sekmesine sağ tıklayarak yönetim seçeneğine basıyoruz. Orada karşımıza yine bir menü geliyor. Orada disk yönetimi dediğimiz zaman karşımıza oluşturduğumuz yeni disk ve mevcut bulunan C diski çıkıyor. Şekilde görken E diskine sağ tıklayıp orada birimi sil seçeneğine gelmemiz gerekiyor ama birimi sil demeden önce çünkü birimi sileceğimiz zaman birimdeki yani oluşturmuş olduğumuz E diskindeki bilgilerimize gidecektir. O yüzden birimi silmeden önce birimde bulunan yani E diskinde bulunan fotoğraf, video ya da ne bileyim dokümanlarımızı daha doğrusu bilgilerimizi taşınabilir hard disk'e ya da bir flash diske aktarmamız gerekir. Bilgileri aktardıktan sonra ya da kopyaladıktan sonra gönül rahatlığıyla birimi sil butonuna basabiliriz. Birimi sildikten sonra C diskine sağ tıklayıp orada birimi genişlet butonuna tıklayıp alanı genişletmiş olursak yani silmiş olduğumuz E diskinin alanını C diskine tekrardan aktarmış oluruz ve diski birleştirmiş oluruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.